Sen bana donör olacaksın ya. Ayrıntılı bir tarama istedim çünkü özellikle ben seni tehlikeye atmam. Senin canın her şeyden kıymetli. Yoksa hani bir risk varsa anında ameliyatı iptal ederiz. Senden daha kıymetli değil yani. Ay Kenan boş yapma. Allah Allah. Prosedür böyle. Sanki bunları sen yaptırıyormuşsun gibi hava atıyorsun bir de. Detaylı istedim ama taramayı detaylı istedim ki hani en ufak bir risk olmasın diye. Ama tamam şimdi senin canı sıkkın. Ben üstüne varmayayım senin. Allah Allah niye sıkılmış benim canım? Sıkkın işte. Hayır niye sıkılmış? Sıkkın görüyorum işte belli. Ya niye sıkkın olsun sıkkın. Canım? Sıkkın falan değil benim canım. Sıkkın. Hayır değil. Önder az kalsın benim yaptığım mallığı yapıyormuş. Az kalsın terk ediyormuş. Ya olacak işte değil. Hadi ben onu yaptığımda gençtim, çocuktum. Ya sen... At kadar adamsın yani 50 yaşına gelmiş. Ayıp ya. Pes. Aha, tabii. Vallahi pes ya. Doğru sen olgunlaştın, büyüdün, ya. 50 yaşındasın. Lütfen yani eşek kadar adam olduğunu affedersin. Ama hala kadınlara umut verip hamile bırakıyorsun öyle değil mi? Ne oldu böyle bir tıkandın sen? Ay bırak her şeyi bırak şunu anlamıyorum. Ya bu kadın evladını yeri gömdü. Nasıl böyle birine bebeğini aldır diye tutturursun sen? Hadi. Derya Rözoğlu. Burada yeni evlendik de soyadına daha henüz alışamadı. Seni çağırıyor aşkım. Şeytan diyor ki her şeyi bırak. Ne hali varsa görsün. Sen unutma şeytana ne gerek var. Derya geliyorum. Bu bebeğe sahip çıkacaksın. Gebertirim seni. Hiç şüphen olmasın. Tabii elbette. Hadi ne yapıyoruz doktor ya? Benim bir an önce ameliyat olmam lazım. İyileşeyim, işlerim var. Kenan Bey, Derya Hanım'ın sonuçları donör olmaya müsait değil. Çok riskli. Riskli derken nasıl yani vitamin falan mı eksik? Tamamlarız. Kanda pıhtılaşma sorunu var. Kalbindeki problem nedeniyle kan sulandırıcı ve ritim düzenleyici kullanıyor. Nakil sırasında kanamayı durduramazsak... Yani özetle Kenan Bey... Kendi hayatı söz konusu olmadığı sürece ameliyat olması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Doktor Bey, benim işim tamam galiba. Başka bir şey yoksa. Sonuçlar çıkmadı daha. Ben çıktığı zaman seni ararım zaten konuşuruz. İyi, bana müsaade o zaman. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ol da sen. Kenan Bey. Az önce ne söylediğimi duydunuz mu? Bir sus. Bir sus. Bir sus ne oldu? Gerçekten kendi hayatınız için çocuğunuzun annesinin hayatını tehlikeye atmayacaksınız herhalde. Eğer böyle bir niyetiniz varsa buna müsaade edemeyiz. Kararınızı vermeniz gerek Kenan Bey. Ya Derya Hanım'a gerçekleri söylersiniz ya da benim bir hekim olarak doğru olanı yapmam gerekir. Bu durumu doktorunuz Cem Bey'e de anlatacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.